Şimdi diyelim ki şöyle karnı aç bir koyunumuz olsun. Koyunumuzu şöyle çizeyim. Çizim konusunda pek yetenekli değilim ama böyle iyi oldu sanki. Bu tatlı koyun etrafında yiyebileceği güzel otları takip ederek karnını doyurmaya çalışsın. Koyun ilk olarak doğuya doğru 10 kilometre ilerlesin. 10 kilometre doğuya. Ardından sağa dönüp güneye doğru 5 kilometre gitsin diyelim. 5 kilometre güneye. Sonra bir daha sağa dönüp bir 10 km de batıya doğru gitsin. 10 kilometre batıya. Sizlere bu noktada sorum şu. Koyunumuz toplamda ne kadar yol almış oldu? Videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin. Bu koyun ne kadar yol almış oldu? Tamam. O zaman bir de birlikte bulmayı deneyelim. Bu aslında biraz tuzak bir soru. Çünkü bir şeyin aldığı yolu nasıl düşündüğünüze göre bu soruya iki farklı cevap verebilirsiniz. İlk cevap olarak toplam alınan mesafeyi bulabilirsiniz. Şimdi bunu bir yazayım. Bu önemli bir kavram. Alınan mesafe. Bunun için yolculuğun veya yolun toplam uzunluğunu hesaplamamız gerekir. O zaman bu durumda alınan mesafe 10 kilometre artı 5 kilometre artı 10 kilometre olur. Bu da bize alınan mesafenin 25 kilometre olduğunu gösterir. Koyunun 25 kilometre yol aldığını söyleyebiliriz. Eğer sizin de bulduğunuz cevap buysa aslında alınan toplam mesafeyi hesaplamış oldunuz. Ama şöyle de düşünebiliriz. Koyun en başta buradaydı. Yolculuğun sonunda da buraya geldi. Öyleyse konumu 5 kilometre güneye kaymış oldu. Yani yol boyunca ne yaptığı veya buraya gelirken gittiği yol önemli değil. Sonunda başladığı noktadan 5 kilometre güneye gelmiş oldu. Koyunun aldığı yolu bu şekilde de hesaplayabiliriz. Eğer böyle bir cevap bulduysak, işte bulduğumuz bu şeye koyunun yer değiştirmesi diyoruz. Öyleyse bu durumdaki yer değiştirme 5 kilometre güney olur. Şimdi sizden videoyu tekrar durdurmanızı ve bir şeyin aldığı mesafe ile yer değiştirmesi arasındaki farkı ya da bunların tanımları hakkında düşünmenizi istiyorum. Az önce de söylediğimiz gibi bir şeyin aldığı mesafe o şeyin yolculuğu boyunca gittiği toplam uzunluk anlamına gelir. Bütün bu uzunluğun toplamına alınan mesafe diyoruz ve bu hiçbir zaman negatif olmuyor. Sıfır kilometrede gitmiş olabilirsiniz ama konumumuz değiştiği sürece bu şey artmaya devam eder. Çünkü bu toplam yol uzunluğunu ifade eder. Yer değiştirme ise konumdaki değişim anlamına gelir ve konumdaki değişim olduğu için 5 kilometreyi belirtmekle kalmayıp hangi yönde olduğunu da eklememiz gerekir. Koyunun konumu 5 kilometre güneye kaydı. O zaman bunu şöyle yazayım. Bu yolun toplam uzunluğu alınan mesafe anlamına gelir. Yer değiştirme ise konumdaki değişimi, konumdaki değişimi ifade eder.